Harfleksi bir şekilde, fakat yandı, bozardı, ya çamaşır döküldü. Bunları arkadaşlar kestirmişler, bu şekilde yapmışlar. Şimdi zemin böyle bozuluyor. İşte bu böyle, öbür taraf böyle başkanım. Yani ya bunları komple kaplatalım. Gözümüz oda. Büyük de olacak, küçük de olacak. O da bulmaz, ona çözülür. Sütlerin zeminlerini değiştirdi. Bu harfleksi mesela yapılan yer çok güzel duruyor başkanım. Büyük banyo başkanım. Şurada bak. Şu borun içi. Bizim uğraştığımız su bu. Layıtmaya da gerek yok. Eski olduğu için söylüyorum. Bu otel evet. Ömürü yaz bir daha kalabilir. Yıkılan şey miydi? Karlı. Malum pandemi sürecinde tüm sosyal tesisler gibi belediyemize ait sıcak çermik, soğuk çermik ve restoran kafelerimiz de kapalıydı. İnşallah dün yeni normale başlamamızla birlikte inşallah 15 Haziran'dan itibaren bizler de hem belediyemiz sosyal tesislerini hem sıcak çermiği hem de soğuk çermiği hemşerilerimiz hizmetini açacağız. Bugün başkan yardımcılarımız ve ilgili müdürlerimizle birlikte sıcak çermikte incelemelerde bulunuyoruz. Tabii sıcak çermik Sivas'ta bir kültür. Çermik kültürü, kaplıca kültürü bir kültür. Eskiden hepimizin birçoğumuzun çocukluğunda hatırladığımız çadırlar, eski havuzlar. Tabii bunlar gelişen ve değişen şartlarla birlikte yenini yeni tesislere bıraktı. İnşallah bizler de yapacağımız projelerle birlikte sıcak çermiği eski kültürde yaşatacak şekilde, günümüzün gelişmeleriyle eski kültürü birleştirecek şekilde bungalov evler tarzında yeni projelerle birlikte sıcak çermiğe bir canlılık kazandıracağız. Malumunuz seçim döneminde açıklamış olduğumuz Altın Kale projemiz vardı. Sivas'ın Pamuk Kalesi olacak bir projemiz vardı. Bu konuyu Sayın Valimizle istişaremiz neticesinde valimiz projelendirdi ve İl Özel İdaresi sıcak çermiğe değer katacak Altın Kale projesi ve sıcak çermiğin meydanının çevre düzenlenmesi, yol düzenlemesini yapıyor. Ben bu manada Sayın Valimiz başta olmak üzere İl Özel İdaresi ekibine teşekkür ediyorum. Sonuçta burası Sivas'ın bir değeri. Bu değeri hepimizin birlikte sahip çıkması gerekiyor. Bizler de inşallah önümüzdeki süreçte bu seneye yetiştiremeyiz, projelendireceğiz. Normal otel kültüründen ziyade eski çadır kültürünü de yaşatacak ama günümüzün gelişmelerine de ayak uyduracak şekilde ahşaptan, betonörmeden, çelikten artık doğayla hangisi daha uygun olacaksa teknik personelle birlikte çalışacağımız ve vereceğimiz karar doğrultusunda burada eski kültürü yaşatacak yeni yeni tesislerle birlikte çermik kültürünü Sivas'ımızda devam ettireceğiz. Bu manada da bu dönem mevcut haliyle birlikte eksiklikleri tamamlayarak inşallah 15 Haziran'dan sonra da hizmete açacağız. Suyu güzel. Bak suyu güzel herhalde. Suyu çok güzel. Şu aşağıda havuzları oradan tutabiliriz. Başkanım evler şunlar. Yukarı arabalara geldiğimiz zaman üstten bak. Buradan mı gideceğiz? Eğer istiyorsanız oradan kolay söyleyelim ama... Kimin toprağı? Yok. Çingen gibi. Bulaşsan bir türlü bulaşacak. Arkadaşlarla birlikte soğuk çermiğdeyiz. Her iki yerimizde gerçi sıcak çermikte, soğuk çermikte Sivas için cidden bir değer. Ha belki olması gerektiği noktada değil.
Bunun için de belli noktalarda yeni düzenlemeler, yeni yatırımlar gerekiyor. Pandemi süreciyle ve sezon itibariyle özellikle soğuk çermik kapalıydı zaten. İnşallah 15 Haziran'dan sonra yavaş yavaş hemşerilerimizin hizmetini açacağız. Ama ondan da daha önemlisi mevcut bulunduğumuz alanı daha işlevsel, daha etkili ve olması gerektiği noktaya getirmek için belli alanlarda yatırım yapmak gerekiyor. Biz de bu noktayı arkadaşlarla, teknik ekibimizle inceleyerek neler yapmamız lazım, neler eksik, bunları yerinde tespit ettik. İnşallah en kısa zamanda projelendirerek artık bu sezona yetişmesi zor ama önümüzdeki yılda daha güzel, daha hemşerilerimize daha iyi noktada, daha kaliteli bir hizmet verecek olan bu yeri olması gerektiği nokta hep birlikte getireceğiz. Cidden büyük değerlerimiz buralar. Sıcak çermik, soğuk çermik, merkez olarak söylüyorum. Bunları biz ekonomiye ve turizme kazandıracak yatırımları hızlı bir şekilde alıp rentable yapılması gerekenleri, ne fazla ne eksik olması gereken yatırımları düzgün bir projelendirmeyle, düzgün bir istişare süreciyle bu sektörde başarılı olan yerleri inceleyerek, görerek inşallah en kısa zamanda az maliyetle hemşerilerimizin daha çok faydalanabileceği bir alan haline getireceğiz.